Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok imani ders yaptık değil mi? Yaptık, laikada yaptık. Gerçi gene de onu yapacaktım. Onu daha sana bildireyim. Nasıl burası kesilecek? Cehennem, eskiden beri merak ettiğim bir şey vardı. Cehennem, Allah deyince, ahiret deyince hemen cehennem hatırımıza geliyor, hemen. Kimsenin hatırına cennet gelmiyor. Allah deyince hemen ceza hatırımıza geliyor, mükafat hatırımıza gelmiyor. Niçin hep olumsuzlama oluyor? Bu bir. İki, niçin Allah haşa, adeta yani, insanın tepesinde böyle cehennemde tehdit unsuru kullanıyor? Hep onu, işte onu meşgul oldum, Allah nasip etti. Senelerce meşgul oldum veya tatmin olmadığım sorular. Cevap buluyordum ama Allah'a hamdolsun buldum, bir parçasını gönderdim. Şeyde WhatsApp'ta grubuma, grubumuzdaki arkadaşlara. Deftere kaydediyorum ama Allah o deliği açmayı nasip etti şu anda. Daha bu giriş. Onu yapacaktım. Fakat malum gençler çok olunca, isteyen de şey olunca, psikoloji yapıyoruz. Peki niye bunu söyledim? Malumatınız olsun, böyle bir şey, hazine bulduk. Allah'a hamdolsun, Risale-i Nur'da. 223. sayfada şu anlar, 222, 23 burası, 224. Ben şu anda seyrediyorum biliyor musun? 24, inan. Eğer 24, hevallah ha. 25, 26. Acayip. Şurası. Çok tuhaf yani. Ey gidi kardeşim, bir paragraf okuyorsun, çok konuşuyorsun. Kim çok konuşur? Ya çok okuyan, ya çok gören. Sabahtan akşama kadar iflahımız kesiliyor şu cemiyette. Akşam yarım saat ver, 15 dakika okuyabiliyorsan, ondan sonra akşam derse gelip de derse oturan adam ne konuştu? Peki, gerçeğin peşinde olan için, gerçeğin peşinde olan için sözü kim söylemişse de dikkat eder. Yani mesela şunu kastediyorum, şey yapayım. Mesela gerçeği kasteden bir insan, gerçeğin peşinde dolaşan bir insan, sözün kendisine bakmaz. Kim söylemişe de bakar. Mesela toplumda bir tane şey var, gavurların attığı bir söz var bizde, bize attığı. Üzümüye bağını sorma. Tövbe estağfurullah, haram helalını sorma ya. Gavurların attığı sözdür. Müslüman üzümünü yer, çay yemeden bağını sorar. Üzümünü ye, bağını sorma ya. Ne demek bağını sormayayım? Çok acayip değil mi? Nasıl soktular ya? Yalan söylüyorsam Yahudi olayım demiyor, Arap olayım. Niye İngiliz olayım demiyorsun? Bekle Allah, bekle. İlahi, yat. İlkokul çocuk kitaplarında, bu yeni kaldırıldı, Allah razı olsun kaldırandan. Ali uyu, uyu uyu Ali, top at, çalış yok, bul yok, araştır yok, kafa çalıştır Ali yok. Ali uyu, uyu uyu yat uyu uyu uyu. 25. kare kullanıldı. Hadiste de diye düşman uyanırken maskaralı. Evet, hadiste düşman uyur, şey uyanırken uyumak maskaralı. Düşman uyanırken uyumak maskaralı. Allah Allah. Düşman uyanık iken uyumak maskaralık. Hadis mi bu? Hadis var. Esvan. Şimdi gerçeğin peşinde olan bir insan söylenilen ne kadar hak bir söz dahi olsa bunu kim söylemiş çok önemli. Onunla alakalı İmam Ali radıyallahu anh'dan bir cümle söyleyeyim. Bu hulasa ettiğim için söyleyeyim. Hazreti Ali'yi bir tuzağa düşürdüler güya. Ordusundan iki ayrıldı. Bu ayrılanlar huruç etmiş.
ayrılmışlar, itizal ettiler. Mutezile yani. Vehhabi. Şu anda Arabistan'daki şey Mutezile'dir, Vehhabidir. Vehhabidir, Mutezile'dir, itizal etmiş, ayrılmış. Ne yapmış biliyor musun? Kılıçlarının ucuna ayeti geçirmişler kağıdı. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Tamam böyle. Hazreti Ali bunu söyledikleri zaman Hazreti Ali bak ne diyor? Söze mi bakıyor, kişiye mi bakıyor? Söz ne kadar haktayı olsa ayet. Ayet, söz ayet. Hazreti Ali diyor ki, bak bir de söyleyeyim. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Sözü söylenince Hazreti Ali şöyle diyor dedi Allah. Hakikaten Hazreti Ali ya. Yemin ediyorum zerratımın adedince Hazreti Ali'yi kabul ediyorum yani atomları adedince. Sırf bu sözü için değil olsa bile yeter. Diyor ki bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Söz haktır. Ama arkasındaki, vitrinin arkasındaki zihniyet batıl. Batıl zihniyet hak bir vesileyi kullanıyor. Onu ustad lemaatta kullanıyor sözlerde. Çok konuşuyorum tabi, izah yapıyorum şimdi. İzah ise ustad öyle diyor. El hakku yalu ve la yulali. Peki niçin kafirler galip? Kafirler kullandığı yöntem kafir yöntem değil. Müslüman yöntemi kullanıyor. Hak bir yöntemi kullanıyor. Müslümanlar çok niye mağlup? Müslümanlar gavur yöntemini kullanıyor. O zaman Müslüman gavura mağlup değil. Müslümanın kullandığı yöntem mağlup. Müslüman mağlup değil. Ha? O zaman Müslüman ne yapacak? Gerçeğin peşinde olan için sözün o kadar mıyım değil. Sözü söyleyenin zihniyeti daha önemlidir sözden. Onun için 25. sözde var onu. Bu noktada bakarsan anlamazsınız. Mesela bir sözün değerlenmesi için kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne demiş? Ondan sonra lafıza bakılır. Bak Hazreti Ali ne diyor? Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Vitrin doğru. Türklerin yaptığı, Ruslara yaptı aşağıda, dericilerde. Ruslar gelmiş ilk önüne, mal almaya. Deri, deri vitrinde gösteriyor tezgahta. Rus'ta ne bilsin? Adam mürtet değil ki, adam kafir. Kafir daha iyi, mürtet daha rezil. Kafirde yalan yok, aldatmak yok. Onun için Alman hile yapmıyor. Onun için Türklerdekiler bazılarında hile yapıyor. Çünkü mürtet. Çünkü münafıklık alameti var. Münafık emaneti ihanet eder. Sözünde durmaz, yalan söyler. Ev vitrindeki deriyi gösteriyor, deri montu. Tamam diyor, bundan 100 tane adresini veriyor, parayı veriyor. Gidiyoruz şeye, bir bakıyor ki bana gösterdiği mal yok. Depodan başkasını vermiş. Ve Rus gavuru, Rus kafiri, kafirse ki kafir. Allah Allah. Bunu konuşmadık ki. Niye adam bakmadan çekip gitti? Orada olmuyor ki, gavurlukta olmuyor ki. Peki nerede oluyor bu? Bu mürtette olur. Kafir yapmaz. Müslüman da yapmaz. Kafir de yapmaz. Onun için kafirin İslam rejiminde yaşaması, hakkı hayatı vardır. Mürtedin hakkı, yaşama hakkı yoktur. Onun için Müslümanların içinde, Müslüman olduğu halde mürtet olanlar hakkı hayatları yoktur. Bundan bakın, bir tanesi bu. Çürümüş elma almazsın, diğerlerini çürütüyor. Ya bir kamyon elma ya, bir kamyon elma ya. Bir tane elmayı düzeltemez mi ya? Ya absürt yani, karantina. Hatta bir kamyon ya. O bir tane kamyon, bir ton kamyon elma, bir elmayı düzeltemiyor, bir elma hepsini bozuyor. Onun için mürtet böyledir. Mürtet bozuk elma. Kafir olmamış elma. Kafir de ekşi elmadır, olmamıştır. Şeydir, vicdana vermiyor ki. Onun için 25. söz öyle, bir de bakın bakalım. Hazreti Ali'nin sözüyle, yani
bununla batıl kastedilen had bir sözdür. Neyi kastediyorsun? Mesela adamlar bana cümle diyor. Ya böyle yapıyorsun. Dedikleri doğru bir kısmı biliyor musun? Ama neyin hesabına çalıştıklarını ben biliyorum. Yazılarını görüyorum maillerin. Arkasındaki cemaatin zihniyetini seyrediyorum. Zannediyorlar ki ben sırf akılla anlıyorum ben bu işleri. Ben biliyorlar ya beni o kadar zeki olmadığımı ama akıllıyım. Neyle anlıyorum? Zannediyorlar ki sırf ben malzemelerle şey yapıyorum. Sen bir cümle yazarsan hangi cemaate ait olduğunu ve ne adına söylediğini %70-80 anlıyorum. Çünkü o kelamda ruhun var, ruhun. Bir ruh var. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Ne kadar aptal dahi olsam, yani geri zekalı dahi olsam, kaya gibi, su yumuşaktır, kaya serttir. Vura, 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 odun kafa, taş kafa, kaya oyuluyor değil mi? Bu dershanede kala, 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 vura, vura, darbe yeye, yeye, aldana, aldana, hakaret göre göre ve biraz oyulmuş da kafayı. İki, her şey üst üste gelmişse en alttakini çek al, darmadan olsun. Başka bir şey de diyordum ya, her şey üst üste gelmişse bas çık işte merdiven. Şimdi başka bir şey dedim. Abi her şey üst üste gelmiş, çek alttakini. Onun üzerine gelmiş ya her şey. Mesela çorap öğrenenler çok iyi bilir. Sonundan veya ortadan bir yer bozulursa zamanla dağılır. Ama çorabı nereden başlamışsanız hiç şansınız yoktu. Birkaç defa genişle darmadağın oluyor. Anladın mı? Yani mesela şöyle diyeyim, itikada vurayım. Adamı kandırdınız, günahlı orucu terk ettin. Namazı terk etti, zekat vermedi, kafir olmuyor. İtikadına başlama, İslam'a, namaza, oruca, zekata başlama yeri itikattır. İtikadına dokun, hepsi bitti. Yani bir şeye başlama kaynağını oynatırsanız, değiştirirseniz onun üzerine kurulan her şey yok olur. Bunu psikolojide kullanın. Müsbetini kullanın. Ailemde şu var, bu var, tamam. Bu var ama İmanı var mı? Kadının. Kadına ne aranır? Namaz aranmaz. İkinci ne aranır? Tesettürü var mı? Erkekte ilk önce iman, sonra namaz aranır. Şöyle sabit 3-5 tane temel bir şey bulamaz mısın? İmanın, namazı veya tesettürü var. Risale'nin de alakadarsa. Tamam, diğeri beşeri. Şöyle diyor, böyle diyor, düşün. Bunun yanında bir değeri mi var? Çakıl taşlarına benzer diyor ustam. İman ve İslamiyet'in dışındaki sıkıntılar, yani eksiklikler çakıl taşlarına, çakıl taşları koca Uhud Dağı'nı galebe edebilir mi? Her canlı acı duyar ama başkasının acısını duymak için insan olmak lazım. Anladınız mı? Çok ilginç. Mesela hiç gördünüz mü sığır? O orada kesiliyor, ah falan ah. Veya diken batmış. Batsın bu dünyaya. Arkadaşlar efkarlı, dertli. Yani o sığır kesilirken bile boğutluyor. Varsa istisna, videolara çıkıyor. Olay oluyor. Hı? Olay oluyor. Olay olur. Çünkü olmaması lazım. Ama insan öyle mi? Soruyorum. Evden geliyorsunuz. Annenizin, babanızın, ablanızın, kardeşinizin, kardeşi vesaire, abilerinizin bir tanesi dişi ağrısı akşam. Sen yatabiliyor musun? Kıvranıyor ses ağlarken. Beraber değil miydik bu akşam seninle? Akşam namazından sonra bir abla bir kardeşini götürürken çocuk ağlıyordu ya. Dayanamadık değil mi? Niye bu kadar feveran ediyor çocuk? Bir çocuk, kedi yavrusu ciyak ciyak bağırdığı zaman dayanamıyoruz, sokağa çıkıyoruz. Ne oldu, annesi nerede diye. Öyle değil mi?
Bak ne diyor? O zaman eğer acı duymuyorsan insanların acısını, her canlı acı duyar ama başkasının acısını duymak için insan olmak lazım. İnsan değilsin demektir. Fırtınalar denizi, ölümün zahirisi de ahireti sevmeye engel olmaz. Fırtınalar, fırtına var diye denizi sevmeyecek miyiz? Fırtına var, bu kadar adam boğulmuş. Bu kadar trafik kazası olmuş, adam öldü diye arabayı bilmeyecek miyiz? Fırtınalar denizi, ölümün de zahirisi, yani ölümde böyle ölüm var, görünen budur diye ahireti sevmeyecek miyiz? Yani ölümün zahirdeki görünüşü ahireti sevmememizi mi iktiza ediyor? Etmemesi lazım. Şeyden çıkarttık bunu. Ölüm zahirde göründüğü gibi değil diyor. Beni en çok korkutan zanlarımdır. Benim hapishanem de budur. Oysa hapishane, bildiğimiz hapishane Medrese-i Yusufiye'dir. Hapishane şuradadır gençler. Zan. Zan neydi? Ne diyebiliriz arkadaşlar? Zan. Zanlarımız deyince ne anlıyoruz? Nazar. Başka? Evham. Başka? Kuruntu. Başka? Olmamış şeyler olmuş gibi halinde canlandırılması. Yani olmamış şeyleri olmuş gibi şekillendirmek ve düşünmek. Başka? Ne? Tamam. Zanların temelindeki tanımı o. Adem'e vücut rengini vermek. Yani olmayanı var, varı yok eder. Dolayısıyla bizi en çok korkutan zanlarımızdır. Zanlarımız var ya, Allah kimsenin başını versin. Bir tanesini uygulayayım. Ben galiba kalp krizi geçiriyorum. O zaman Allah'ın fiiliyatına, icraatına, merhametini zannediyorsun. Oysa Allah öyle bir şey yapmamış. Sen bana öyle bakarak herhalde sen bana çok öfkelisin. Ne düşünüyorsun? Zan. Allah hakkında zan. Beni affetmeyecek o ya. Zan. Böyle düşünüleceğinden dolayı Allah Resulü demiş ki, hiç ölmeden önce bir defa hiç olmasa Allah'a nihayetsiz bir hüsnü zannedin, ondan sonra ölün. Çünkü zanınız üzerine muamele göreceksiniz. Hadis mi? Hadis. Ölmedi. Hem de ne zaman demiş biliyor musun? Çok merak ettim. Allah Resulü sekerata girmeden önce dediği son cümlelerinden bir tanesi şudur. Çünkü haşir meydanında Allah zanlarımıza göre muamele edecek. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kişi cehenneme doğru gidiyor. Zebaneler tutmuş koluna götürüyorlar. Adam arkaya bakıyormuş. Hadiste var ya, bakıyormuş arkaya. Zebaneler diyor ki, nereye bakıyorsun ya? Arkaya bakıyorum. Niye bakıyorsun demiş. Sonra Allah buna işte şey gönderiyor, melekler vesaire durduruyorlar. Sorun bakalım arkaya niye bakıyor? Adam cehenneme gidiyor ha, mahkeme kırılmış, kalem bitmiş yani. Dedi ki adam, Allah diyor ki senin için niye arkaya bakıyor? Beni Allah yakmayacak diyor. Beni affedecek diyor. Şimdi oraya gidiyoruz yanmaya. Hayırdır. Beni Allah geri döndürecek. Niye? Çünkü ben dünyada Allah'a böyle inanmamıştım. Benim Allah'ım, inandığım Allah beni affedecek. Ama bir sürü günah. Ona rağmen benim böyle bir Allah'ım var. Ben diyor, onun için dedi, Allah her an döndürünü bekliyorum dedi. Allah da diyor ki orada, bilmanı bu. Kulumun zannı üzereyim. Kulum beni böyle zan ederse ben onu yalancı çıkarmam. Evet. Ene ine zenni abdibi. Döndürün dedi ve döndürüyor. Bunlar hikaye değil ha. Romanda değil. Böyle heyecan olsun diye katılmış değil. Bu din olmuş yani. Din olmuş. Bazılardır. Ya olur mu ya, bu kadar izi kepazı yaptı da falan. Ama başka bir ayette var, o da ona dayanıyorlar. Günahlar varsa var ama diyor, Allah'ın rahmeti sizi aldatmasın diyor.
Nedir o? Bu zan şu. Yani yapabildiğin halde Allah'tan ümidini kesmemek. Ama kolun bırakmış. Her şeyi yapıyorsun. Allah sonsuz. O da olmaz. Öyle yok. O da iftiradır. Bu gayret ettiğin halde gerisini Allah'a bırak. Bir yerlere seni birileri getirmişse senden bedel ödemeni istemesi haktır. Eğer bir yerlere seni birisi getirmiş mi? Senden bir şeyler istemesi hakkıdır. Evet abi şeyde hicrette bir kafirle anlaşıyordu. İki tane deve karşılığında. Nasıl bir dakika? Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le hicret edecekleri zaman yol şeyi, için. Kılavuzu için bir kafirle anlaşıyorlar. Kılavuz için, yol kılavuz kılavuz için. Evet. O işin çok uzmanı birisiyle anlaşıyor ama adam kafir. Kafir. Yani şey var ya abi, örümcek kapattı mağaranın içine girdiler falan. Adam da yanlarında yani, bu üçüncüsü de bu yol kılavuzları yani. O da mı oradaymış? Bunlar siyerde çok bahsedilmiyor ama bu adamı başka bir yerde bırakmadılar. Üçüncü bir adam var yani. Bu adam da yanlarında yani. Ha. Hadi. O da o kılavuz da onların içinde o, mi? O olaylara şey olduğu halde iman etmemiş. Allah'ın hikmeti. Gördüğü halde o örümcek yani, kapatmış. Ama öyle bir adam ki, öyle bir adam ki duyuyor ki Ebu Cehil 300 deve şey yapmış. 300 vaat deve vaat etmiş. Bunu bana haber verene. 300 tane Mercedes bugünkü. He. Ya da işte orta sınıf bir araba diyelim. 300 tane. Eğer kafasını getirene 300 tane. Dese ki siz burada bekleyin. Güvenmişler. Oradan birine dese ki bizi takip etsin. Filan yerde yakalasın. Adamlar benim elimde. İspiyon etse adam. Etse 300 deve alacak. Ebu Cehil'de. He. Artı o 6-7 gün mü 8 gün mü sürüyor şey. 8 gün galiba. Hicret esnasında. O sıcakta o sıkıntıyı işkenceyi çekmeyecek. Ve 2 deve yerine 300 deve alacak. 2 deveye mi anlaşmışlardı? 2 deveye anlaşmışlar abi. Hı. Gidiyor şeye. O kılavuzla, mesela onu kılavuz. Diyor ki, ben diyor senden vaat ettiğin şeyi istiyorum şimdi Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir anlaşmış. Hı. Ne niye abi? Birisi seni bir yere getirmişse, ona karşılığı olan şey haktır. Ver, verme ama haktır. Haktır. Bu önemli. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e, sen bana vaat ettiğin şeyi gerçekleştir, hadi bakalım. O kişi. Hı. O da iki tane deve satın alıyor Medine'de söylediği cinsten, türden. Veriyor. Giderken Peygamberimiz sesleniyor. İşte ismini unuttum ben, var kitaplarla ama. Ya filan. Bir dakika baksana diyor. Bak diyor ki iki deve aldım, bu senin hakkın. Helal olsun. İşini de iyi yaptın. Sana daha fazlasını vereyim mi, ister misin? Daha fazlasını ister misin? O da ne diyor? Diyor ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de, öbür tarafta da her türlü şey senin olsun. Ben iki deveye anlaştım, iki deveyle giderim. Alayım gidiyorum. İman etti. İman etti. Ama 300 deveyi alabilecek ve daha az riske girebilir. Çünkü orada bir çatışma çıksa, bir savaş çıksa, o da yakalasa o da ölecek. Çünkü yardım etmiş. O da ölecek. Buna rağmen şey yapmamış. Anlaşmayı bozmamış. Öyle de enteresan, hani kafir mürtet meselesine de evet, kafir yani. Kafir böyle. O zamanki kafirler de mertti yani. Evet yani. Hani hepsi ekserisi değil mi? Şimdi böyle Müslüman bulmak çok zor abi yani. Ha böyle Müslüman bulmak zor ha. Bu zamanda. Sözüne durmaz, duracak mı? Vay be. Bu çok ağır bir laf söyledin ya. Böyle şimdi bu zamanda böyle Müslüman görmek zor. Acayip dedin ya. Şey dedim mi? Hakperestli bir maddi tarafı var ve manevi tarafı var ya. Maddi hakperest olmak kurtarmaya yetmiyor yani. Duymadım, manevi? Yani şu hakperestliğin abi, hakikatmin olmanın bir maddi tarafı var, bir de manevi tarafı var ya. He. Sırf maddi senlik yetmiyor ya. Evet. Tefekkürle Adem'in içsiz içini doldurup vücut sahasına çıkarıyorsun. Bunu nerede bulacaksın ki böyle bir cümleyi? Bir daha okuyorum. Tefekkürle Adem'in içsiz içini, İçi olmayan içini, olmayan var olanı, sıfatsız sıfatı, vücutsuz vücudu, tefekkürle Adem'in içsiz içini doldurup, olmayan şeyi doldurup, vücut sahasına çıkarıyorsun. Tefekkür yapıyor bunu. Zannet tefekkür mü? Yok.
bu şey Halik isminin bizdeki şeyi Allah halk eder ya. Evet. Allah Halik değil mi? Halk eder. Yoku var eder, varı da yok eder. Biz ona aynadarlık yapmayacak mıyız? Peki Allah'ın Halik ismine, Allah'lık isminin en temellerinden bir tanesi Halik'tir. Allah'ın Halik ismine yaratma, yoku var ediyor, varı yok eden aynadarlık bizde nasıl gözükür? Tefekkürle varı yok ediyoruz düşüncemizde. Var olanı da yok ediyoruz. Abi şey, isme tefekkür ediniz ama... Sonra, şimdi mesela şurada deniz var mı? Yok. Yok. Aa bak ben gölleri soktum. İnan bana dalgalar vuruyor. Mübalağa zannetmeyin. Şu anda deniz görüyorum. Bu Halik isminin bendeki işlevi. O da bakıyor abi. Baktı. Bakıyor bak. İnan mübalağa etmiyorum. Masmavi deniz var. Şimdi söyle abi. Abi bu tefekkür dediniz ya, o hayır mı oluyor acaba? Yok. Ya tefekkür bilerek kullandınız yani, niye tefekkür olduğunu söylesenize. Dimağın yedi mertebesi var ya aşağıdan yukarıya. Soğan kabuğu gibi. En aşağıda? Tahayyül. Çık yukarıya. Tasavvur. Çık yukarıya. Taakkul. Taakkul akıldır. Bunun içinde bir birimdir taakkul. O zaman şey tefekkür. Bu üniversite diploması varsa ilkokul bilgisini de kullanıyor demektir. Mesela üniversite sınıfında oturan adam 2 artı 1 kaç yapar? Onu öğrenmez. Onu nerede öğrendi? İlkokulda. İlkokulda öğrendiğini üniversitede kullanıyor mu? Toplamada kullanıyor. Çıkartmayı kullanıyor. Toplama çıkarma üniversite talebesi yaparken bu bilgiyi ilkokulda almıştı. Onu kullanıyor. Ha, o makamda en altını kullanıyor. Tefekkür taakkunun içinde bir birimdir. 12 tane sıfattan aklın 12 sıfatı var. Altısı dışarıdan alıyor. Altısı içeriği dışarıya veriyor. Bu bir tanesi de tefekkürdür. Tefekkür aklın içinde bir birimdir. Bu üst olduğu için üniversite talebesi bu ikisini de kullanıyor. Hayali de kullanıyor, tasavvuru da kullanıyor. Çünkü buraya hangi makamdaysan alttakileri kullanabiliyorsun. Sen davet etmedikçe düşmanlarından korkma. Senin düşmanların senin yanlış düşüncen yoluyla seni işgal edebileceğini unutma. Senin düşmanın sana ulaşmaya çalışırken kendi zaafını koruyamaz. Bak, senin düşmanın sana ulaşmaya çalışırken insanın en zayıf güçsüz olduğu an başkasıyla uğraştığı andır. Mesela iki tane kuvvetli adam diyor dövüşürken bir çocuk her ikisini de döver. Çünkü onunla uğraşırken. Senin düşmanın sana hücum ederken en zayıf damarın şu anda düşmanındır. Çünkü koşuyor. Basit yere düşüremez ama bir çömle takarsan koşağına tak diye çabuk düşer. Bak senin düşmanın sana ulaşmaya çalışırken kendi zaafını koruyamaz. Sen de o tarafından onu işgal et. Nasıl yapacağım? Takva ve sünnet-i seniye siperini ve zihirini sakın çıkarma. Her şeyin bir macerası var. Geliyor, iz bırakıyor, konuyor ve kayboluyorlar. Tamam? Yani dolayısıyla senden korkanlardan korkma, korklarından da niye korkuyorsun dersimiz var. Şimdi senden korkanlardan korkmaman lazım. Senin korkun düşmanlarını davet ediyor. Korku. Korku çok önemli. Mesela sabah kalkar kalkmaz en çok sabah olur. Ve akşamleyin olur. İnsanlar ilk önce korku paniği başlatırlar. Sonra cinler, şeytanlar, erva habiseler, mevadişeriler sana hücum eder. Korkmadıkça giremez. Çünkü sistem kapalı. Sistem kapalı. Niçin uyana şeytanlar, cinler musallat olamaz? Niçin Allah Resulü 12'den sonra yatın? 12'den sonra onların kapıları açılıyor. 12'den sonra gece hayatta olanın musallat olmaması, onlara ilişmemesi mümkün değildir. Bu olayları iyi bilen adamı. Yani erva habisi cinler gündüz uyurlar, gece aktifler. İnsanlar yarısı öyle olmuş. He? İnsanlar yarısı öyle olmuş şu anda. Evet ya.
İnsanlara işte Allah bölmüş dünyayı. Gündüz insanları maaşetine, gece istirahat yaptın diyor. Hatta küçük çocuk, ve cehennem ne mekum subata. Küçük çocuklar bile almış dışarıda. Ha yani bak şimdi, Allah bölmüş. Gündüz siz ayakta olun, gece yatın. Gece insan yatınca cinler ayakta. Dünya boş. Ha bu dünya iki kişi kullanıyor. Onlar gece kullanıyor, gündüz biz kullanıyoruz. Aynı yeri. Aynı yeri. Şimdi gündüz ve geceyi sen eşit yaparsan adamlarla berabersin. Niye çarptın bana? Öyle karabalığız kardeşim. Benim yerime niye geldin? Doğru abi, kalabalık bir çarpar. He? Ben bir şey anlatsam size şaşırırsın. Şimdi karabalığız ya. Buraya Allah dedi ki 5 kişi çalışsın. 10 kişi olmaz. Şimdi gündüz insanlar 5 kişi siz çalışın, 5 kişi de akşam cinler çalışsın. E şimdi gece onların değil mi? E sen de kalktın şimdi. Onların ortak olmadın mı? Onların sahasına ortak oldun mu? Onlar seni ne yapacak? Çarpıyorsun da ayağa çöp. Ne çarpıyorsun lan? Diyorsun. Lan hem yerimizi işgal ediyorsun hem de sen bağırıyorsun ya. Dedi ki birisi vardı. Ben köyde kalıyordum. Tepeye çıkıyordum. Tepeye. Tepe koru. Radardan yukarıda. Dağın tepesine. Orada da gün gece ezber yapıyordum. Gündüz ders çalışıyordum. Ondan sonra gece de volta atıyorum ezberlerimi şey yapayım diye. Orada gündüz bir adama denk geldim. Yaşlı bir adam. Şu anda yaşıyor. 100 vardır yani. 100 vardır. Bahri dayı diye. Hoca, bir otur bir şey anlatayım sana. Anlat dayı dedi. Dedi ki, başkası anlatma dedi, benim başıma geçti dedi. Bu neyin nesidir dedi, sen bu işi bilirsin dedi. Ondan sonra, gündüz oluyor, gece değil. Ya dedi, biz dedi biliyorsun dedi, orman ve çay gece gündüz birbirine girmiş dedi. Yani gündüzümüz, gecemiz. Ondan sonra dedi ya gece yarısı dedi o dere gelince odunları dereye atmışlar falan. Tek başıma geliyorum dedi. Baktım bir yer oturdum dedi. Oturduğu yerde orası. Baktım ki aşağıdan bir düğün kafilesi geliyor. Düğün kafilesi geliyor. Adam kendisi anlattı. Otur. Allah Allah. Eskide yol yoktu ya. Bizim Karadeniz şeyler köyler şöyle bir böyle bir böyle bir böyle dağlar ya. Bir köyde köy burada, bir köy burada, bir köy burada, bir köy burada. Ova yok yani. Yol yok. Köyden köye dağlardan inip çıkıyor. Gelin de öyle giderdi. Cenaze de öyle giderdi yani. Oturduk. Bir düğün geliyor. Allah Allah tanımadım dedi. Atla geliyorlar karabalık. Yaya da var dedi. Karabalık diyor. Ondan sonra hatta bizim bir tarlamız var. Onun adı da horonduzu derler. Yani köyden köye gelin getirirken ortada bir yer seçerler. Düz olan yer. Başka pek Karadeniz düz yok. Bizim düzlük yere horon vurma yeri. Horonduzu derler ya. Yani. Orada horon vuruluyormuş demek. Baktım kafile tanımadım. Herhalde dedi, geliyor. Herhalde başka bir köy ama dedi garip dedi insanlar dedi. Aynı at üzerinde falan. Geldi dedi. Bu karabalık. Durdu. Selamun aleyküm dedi diyor. Allah'tan Müslümanmış. Aleyküm selam dedim diyor. Dedi ki bana diyor. Sana bir şey sorabilir miyiz dedi. Ben de zannettim ki yol soracaklar. Yabancı ya. Siz yabancı mısınız dedi. Selamun aleyküm selam. Siz yabancı mısınız tanıyamadım dedi bu. Bizimki. O da dedi ki. Soruna bir soru sorayım dedi. Sana bir soru soralım dedi. Sorun dedi. Sen dedi bir tarlaya dedi iki kişi ortak olsanız şu ay siz kullanacaksın, bu ay ben kullanacağım. Gündüz sen kullanacaksın, gece sen kullanacaksın dese bir ortaklardan bir tanesi uymasa ötekisi de ona ceza verse haksızlık etmiş olur mu dedi. Bahri dayı ne dedin? Anladım oğlum dedi ya. Öteler olduğunu anladım dedi. Dedim ki dedi, doğru diyorsunuz dedi. Ama dedi,
o ceza vermeden önce dedi, ikaz ederse dedi, merhamet etmiş olur dedi. Bana ikaz ettiniz, tamam dedi, bir daha yapmadı. Akşam olma. Ona kafire gitti dedi, ben arkasına gittim. O gün bugün bir daha dedi, gece bir iş yapmam dedi. Anladın mı? Yani şey değil. Peki ne anlatıyorsun? Sistem nasıl çalışıyor? Korku nedir biliyor musun? Cehalet yapıyor. Bilince, aa korku gitti. Değil mi? Ya Resul. Korku üretmiyor. Tam tersi, cehalet, aman ha, sus. Veya muamma yapmak, gizem, gizem dünyalar oman. Yok kardeş. Allah dedi ki ben bu dünyaya lambayı yaktı gündüz. Gel insanlar siz ekim için. Lambayı söndürdü. Aynı yere ha lamba var. Siz gelin ey mahluklar siz çalışın şimdi. E sen yat. Gündüz şu anda onlar yatıyor. Onun için insanlar gece rahatsız. Ha o zaman bakıyorlar böyle şehirde kıyam. Bakıyorlar ki o hangi evde ışık var. Ne oluyor ya? Gece bir. Aa cam vuruldu. Hem de 12. kattan dışarıdan cam nasıl vuracak? O kork. Tabii ki vuracak. Dolaşıyorlar dalga geçmek için. Kim? Ayakta kim var? Uyanı şey yapma. Bitti. O kurala uymuş. Örtülmüş. Bacağına namökum subata. İstirahat örtüsü. Allah örtü örtmüş. Ötekisi ayakta. Tabii ki. Hak ettin. Adamlar dolaşıyor. Almanya'da öyle diyordum. Onu geçtikten sonra Alman yatar. Gidin eve bakın bakayım. 11-12'de hala bir evlerde bazı evlerde ışık varsa gidin bakayım. İki millettir. Ya Türktür ya da Rus'tur. Oturan. Size ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Sistem nasıl çalışıyor? Sistemi bildiğiniz zaman korku değil. Tam tersine korku yok oluyor. Gece yatacaksın kardeşim. 12'den sonra ayakta olmayacaksın. Ayata gir yeter. Eskaza meskazası yok bunun. Yatağa gir. O şeyde mesela hani Kur'an-ı Kerim mi okumak lazım? Yani ha, uyamasan mı? Ortaya girdin ha, yatağın orada bir tane Kur'an'a veya Risale'a. Aktin ki 12-11'de yattın. 11.30'da yattın. Hala hüküm gelmiyor. 12-20 geçiyor. Aç onu. Kur'an'ı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin, Elif Lam Mim, Zalikel Kitabu La Raybe Fih. Okumaya devam et, batmaya geliyor. Ama samimi ol, bak uyku moduna basacak. Ya bu manyak ya, bayağı kitabı. Uyku gelene kadar oku, bak nasıl uykun geliyor. Niye uyuyamıyorsun biliyor musun? Uyumayanlar uyutmuyorlar seni demektir. Bir daha bir gündüz uyuyorsan gece uyuyamazsın. Tabii, mesela gündüz ben yatarsam. Dün akşam kaçta yattı biliyor musun? Dün akşam kaçta kıldık yatsı? 10:30'da ki 11'e çeyrek vardı 11'e. Hemen düştüm. Çünkü gündüz yatmış. Pestil gibi oldu. Gündüz yaparsanız iflahınız kesilir. Başka bir daha söylüyorum işte olmuş olsun. Bu tür şeyler anlatıyorum korkunuz gitsin diye. Korku cehalet üretiyor. Cehalet zemininde oluyor. Bilirseniz rahat edersiniz. Asla insan kadar güçlü ve kuvvetli bir şey yoktur. Korku onları celbeder. Korkacağız. Karanlık, yalnızlık sanki Adem'den haber veriyor. Başka? Sevdalının sevdası ölme ile de bitmez. Belki de daha iyi başlıyor. Başarılı olmaktansa değerli insan olmaya gayret etmeli. Başka? Zenginlik insanın aklını bozmaz. Zenginlik hırsı aklını bozar. Ve bloke eder. Zenginlik insan aklını bozmaz. Zengin oldu veya olmadı da. Zenginlik hırsı insan aklını bloke eder. Dürüstlük sana fazla arkadaş değil. Çok az dahi olsa kaliteli dostlar kazandırır. Dost, arkadaş kazandırmaz dürüstlük. Arkadaş nasılsın iyi misin? Menfaatları paylaşılan dost ise ona çok büyük yatırım yapıyorsun. Dost olabilmesi için onunla seyahat edeceksin, yemek yiyeceksin, ailevi münasebet yapacaksın. Yani bir ömür geçiriyor. Mesela ben Abdullah ile dost kaç senemiz geçmiştir?
15'e, 15 sene içinde neler koymuşuz? Onlar tek tek nasıl çıkacak ki dostluğumuz gitsin? Ama birisi de geliyor değil mi mesela yeni? Nasılsınız be kardeşim, iyi misiniz, hoş geldiniz hayattan. Abi gelmiyor, gelmiyor, gelmemesi, gelmesi beni hiç... Adam bir sene, iki sene yok gelmiyor, askere gitmiş. Ben hiç duymuyor, o kardeşim hoş geldiniz. Hocam tanıdım, yok. Hocam ya eksikliğimi anlamadığınız, yok kardeş, şunu nasıl anlayacak? Niye anlayacak? Adam birkaç defa gelmiş, ben sanki onu hatırlayacağım. Ama siz bir taneniz gelmezse, bir hafta dersi gelmezse neredesin kardeşim? Dürüstlük sana fazla arkadaş değil, çok az dahi olsa kaliteli insan kazandırır. Cimrinin ısrarına aldanıp yemeğini yeme, illet olur sana. Allah Resulü diyor ki, cimrinin malını yemeyin, illet olur, cömertin malını yiyin, şifa olur. Yemek zorunda kaldınsa, mesela veya fasık, itikadı bozuk, işi haram ama bir kere evinde bulundun, yemek zorundasın. Ben Almanya'da camide imamlık yaparken böyle düşüyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Pilav koydu, kuru fasulye koydu, bilmem ne koydu. Hayal ediyorum, az yemeye çalışıyorum ama hayal ediyorum pilav ne kadar tutar Musab? 3 lira. Barbunya ne kadar tutar? 5 lira. Balık ne kadar tutar? 10 lira. Kaç para etti? 18. 3 lirada çorbasını yiyeyim. 21. Su da iç, 25 lira. 25 lira ben hesap ediyorum o anda. Oradan çıktıktan sonra doğru şey yapıyorum. 25 lirayı ya dershaneye mazot koyuyorum ya bir fakire sadaka veriyorum. Ben çaktırmadan o ailenin parayla yemeğini yiyorum. O zannediyor ki ben ikram ettim. Hayır, ben paramla yedim. Ha, onun sevabını da verdiğim sadaka onun ruhuna gönderiyorum. Ya Rabbi, falan ailenin ruhuna olması için onlar adına sadaka veriyorum. O insanlar bana yedirmediler, sadaka verdiler. Ben onların yemeğini yemedim, paramla yedim. Cimrinin malını yemeyin. Allah cömerttir, cömerti sever. Tanımıyoruz, sevmezsek şu an. He? Cimri mi, cömert mi tanımıyoruz. Nasıl olacak? Cimri mi, cömert mi? O sen tanımana gerek yok. O sana tanıttırır kendisi. Yedikten sonra anlaşılır. Yok yok. Yedirirken yedirir mi ki? İçi gidiyor. Değil mi abi? Mesela verişinden ikram. Tabii tabii. Senin cimriyi tanımana, cömerti tanımana gerek yok. Cimri ve cömert kendisini tanıttırıyor sana. Anlarsın ya sonra. Adeta sofraya yemek koyuyor. Boğazını haram olsun lan. Zıkkım yesin. Bir kadın erkek beni eve davet etti. Allah'ın izniyle. Bir kadın mutfakta görmüyorum tabii. Mutfakta yemek yapıyor. Bazısı kocasına rağmen mecburdur yemek yapmaya. Geleni sevmiyor. Kocasını, misafirlerini sevmiyor. Nurcular sevmiyor. Allah'ın izniyle inanın bana o yemekten anlaşılıyor koca karının bunu severek yapmadığı. Vallahi anlaşılıyor. Anlaşılıyor yemekten. Zehir mi yiyorsun, şey mi yiyorsun? Adam şey, leylim leylim. Ama kadın nurcu, davet ettirmiş, yemeğinden anlaşılıyor. Ha? Acayip bir şey ya. Alametleri de var ya. Kabağı koyması, çorbayı koyması, çorbanın üzerine bazı otlar koyması, sevgisini göstermesi, ya yaşlılı koyması, şeyler koyması o hayatiyeti gösteriyor. Bizim için böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen beden değil. Bunlar basit artık. Nasıl için böyle dinliyor belli ya. Hele hele tabak gönderecek. Tabağında ben anlamayacağım yani. İçerideki kadının zihniyeti anlaşılıyor. Buna duygusunu mu koydu? Yani ihlas. Yoksa nefretini mi? Ulan nereden geldiler bunlar ya? Zıkkım yesinler. Domatesi de böyle kesiyor. Hırın bulsun. Nasıl? Acayip bir şey ya. Nurculuk iyi bir şey ha. Değil mi? Esap. Hoş ha, kafama yatıyor vallahi. En azından dünyada rahat yaşayayım. İnşallah ya. Dünyaya bazen çakıyor biliyor musun? Yaş geldi ya, duyuyoruz da Fikret'in babası katle gitti, bilmem ne yaptı. Bizi buluyorlar işte falan şu. Bizi de geliyor da adam boş mu duracak?
böyle bir ağrı girdi falan. Aa sen de şey yapıyorsun. Vallahi acayip bir şey ya. Geliyor, sonra Müslümanlara elimi kaldırıyorum diyorum. Allah'ım, bu Müslümanlar, bu şeytanın, bu kalp krizi, tansiyondur, krizdir, bilmem nedir, patlamadır, çatlamadır. Ya bunlardan, bu vesveselerden Allah'ım Müslümanlara yardım et. Sonra şey geldi. 40'a kadar ölüm değil, şehvet, mal, hırstan vesveseler geliyor. Bu benim tespitim ki bir kitap değil. Bizzat yaşadığımı söylüyorum. 40'a kadar şehvet, 33'e kadar şehvet. 33'ten sonra gadab, hiddet, mal. 40'tan sonra başlar arkadaşlar hastalık vesvesesi. Bakın, gençken 33-40 diyelim, 33-33, hastalıkla imtihan olmazlar. Ölüm dahi olsa çocuk atlar, şey yapar, genç. Artık vesvesenin tipleri 40-50'den sonra, 40'tan sonra başlar, hastalık vesveseleri başlar. Onunla artık, şeytan onu kullanır. Gençken ölümü kullanmaz, öleceksin atlama. Yani şey yapacaksın, atla yapma, bak zehirleneceksin, aa paldır küldür yer. Ama yaşlı, aman ha. Dünya bir kitap, hayat bir kalem, ömür sayfa, akıl ise okuyan, ruh ise öteye taşıyan, bir tanesi eksik oldu mu, harabat harabat. Bunları bir kitapta bulabilir misiniz böyle bir şey? Ömür sayfası demiyorum. Oralar lemalardan buldum yani. Okurken anladım ya, böyle aynı değil. Ben tefekkür ettim, yazdım. İşine yarıyorsa alırsın, bir de okuyayım. He? 12. sözde var değil mi? He? Az önce mi yaptınız? Ya Allah Allah. Bak bir de okuyayım. Dünya bir kitap, hayat bir kalem, ömür sayfa, akıl ise okuyan, ruh ise öteye taşıyan, bir tanesi eksik oldu mu? Başka, yerin altını düşünenlerin, yerin üstündekilerine zararı dokunmaz. Çok acayip. Yerin altını düşünenlerin, yerin üstündekilerine zararı dokunmaz. Ne anladık? İman. İman? İman olan kolay kolay yanlış yapmayı başkasına zulmeyi. Yerin altını düşünenlerin, yerin üzerinde hayatları kral olur. Huzurlu olur, mutlu olur. Çünkü yerin üzerindeki hayatı yerin altındaki düşüncelere göre tanzim ediyorsun. Zira biliyorsunuz ki yerin üstündeki çiçekler, yapraklar, meyveler, kokular, keresteler. Ama bunu bu şekilde sana tanzim edip gösteren yerin altıdır. Yerin altını düşünenler, yerin üzerisi cennet olur. Denklemde x'e değerini ilk başta 0 dönüyorsun, y'yi buluyorsun. Sonra y'ye 0 dönüyorsun, x'e buluyorsun ya. Ha, yani aslında çok güzel. Bir de söyle, bir de izli söyle. Yani matematikte iki bilinmeyen denklemi. İki bilinmeyen denklemi bulmak için bir tanesine, mesela x, y diyelim. X, y. X'e 0 ver. Sonra y'yi buluyorsun. Y'yi buluyorsun, y'yi sonra... Sonra y'ye 0 veriyorsun, x'i buluyorsun. Yani sanki hani hayatı anlamak için de ölümü ilk başta hani ölümden önce ölümün sadesinin emrine ittiba ederek insan fikren tarif edince bu sefer hayatı anlam kazanıyor. Çok iyi. Yoksa hayat manası bunu evet. Hayatı ölümle, ölümle de hayatı anlamlandırıyor. Yani sıfırla bütün sayıları anlamlandırabildiğim. Yani. Ha sıfırla bütün sayılar ifade edildi. Sayı 10. Neye göre o? Sıfıra göre. Sıfırı kaldır. Sıfır hepsini aslında ifade eden. Evet. Neye göre 10? Sıfıra göre. Sıfır yoktur ama bütün varlık onun üzerine kurulmuştur. Evet. Sıfırın sayısal değeri yoktur. Kaldır. Bir de yoktur, beş de yok. Hiçbir sayı yok. Hiçbir sayı yok. Bak, yokluk varlığı gösteriyor. Yani. Adem yani. Abi cehennem var. Cehennem olmasa değil mi? Cennet lezzet vermez. Bundan şey yapıyor. Ha, cehennem olmasa yani. Cennet lezzet vermez. Yani bunun gibi. Cehennem sıfır olduğu için bu var. Mesela sıfır yok. Eksi bir olur mu? Sıfırdan eksi aşağıya cehennem simgeler. Artı cennet simgeler. Sıfırı kaldırın. Ne cennet var ne cehennem. Tamam. Eksi bir olmadığı gibi artı bir de yok. Yoktur. Demek ki yerin altını düşünmek, yerin üzerini cennet yapmak içindir. Zaten bugünkü dersin başında söyledim, yapacaktık şöyle. Cehennem fikri niçin arkamızda böyle zebani gibi duruyor?
şualar 223'te başlıyor. 224, 225 devam ediyor. İnşallah bir yaparız onu. Yumurtayı kırarak değil, kuluçkaya or tutarak civciv bekle. Yumurtayı kırarak değil, kuluçkaya oturarak, oturtturarak piliç bekle. Adetullah ittiba et. Zihin malzememiz, zihin malzemesiz olan ukala olur. Zihni, yani zihin, yani kafa ve kalp, malzemesi yoksa doğru malzeme, bu ne konuşur, ne yapar? Ukala olur. Saygısız olur. Tuzsuz, yağsız, yemek gibi olur. Hiçbir şeye benzemeyen bir tip olur. Ukala ya. İnsan kendisinden korkmamalı, barışık olmalı, kendine yabancı olmamalı, kendisini kendisine tehlike addetmemeli. En büyük tehlike insanlar kendisi üretiyor. Yani düşüncelerim bana ihanet ediyor. Bütün olumsuzlukları getiren sen değilsin, benim aklımdır. O kendisini kendisine tehdit görüyor. En büyük tehdit düşünceleri oluyor. Sana kim zarar vermiş ki psikolojin bozulmuş? Belki de aktif olmuşsun, daha güçlenmişsin. Sana iki tane çaktı ama yumruğu yiyince vurmayı öğrendin. Dışarısı seni güçlü kılar. Tehdit unsuru sensin. Kime? Bana. İnsan kendisinden, bir daha okuyorum. İnsan kendisinden korkmamalı, barışık olmalı, kendisine yabancı olmamalı, kendisini kendisine tehlike addetmemeli, düşünmekten korkmamalı, potansiyel düşman kendisini görmemeli, potansiyel düşman olarak görüyor düşüncelerini. Bunlar varsa ki olur, bazen bu şeytandandır, nefse maredir, vehimleri ve vesveseleri üretirler. Bu halinde acayip kişiler oturuyor. Dün akşam gördüm. Kimse de yok. Namazı kıldık. Kastı burayı. Soğuktan kasar. Ne bileyim, olur. Ne yaptım biliyor musun? Durdum. Ama bayağı vurdu ha. Baktım ki terliyor. Terlemeden anladım ki düşüncem meyletti. Korktu, meyletti, ter olarak vücut salgılıyor. Ne yaptım biliyor musun? Aşağılık. Öyle gülüyorum ha. Aşağılık sensin lan, terbiyesin. Korkunu sevsinler. Gittim bir elimi yüzümü yıkadım. Ne yaptım biliyor musun? Aldım şeyimi, endişe okuyorum ya. Toplamaya devam ettim. Bir şey kalmadı. Hiçbir şey. Yalan mı söylüyorum size? Daha çok malzeme oldu. Tabii malzeme oldu. Konuşmaya sebep oldu. Ben size yalan mı söylüyorum? Endişe toplamasını okuyorum. Ona oturdum. Endişeleri okudum. Bir baktım. Neredesiniz lan dedim. Ona dedim. Eğer ben dedim Müslümanlara ben de bunu pabucunuzu anlatmasam, pabucunuzu damatmasam, ben de bunu anlatacağım derslerde terbiyesiz olduğunuzu, böyle yaptıklarını, kaslara böyle zan ha, terleme de zan. Terleyince anla ki zanlar aktif. Ukala yani. Ukalanı sevsinler lan seni. Ondan sonra ölüyorsun dedi. Sana ne? Kim ölüyor? O korksun. Nasıl ki iki tane kaldı, keseceğim. Nasıl ki kalbinde marası olan müteşabih ayetleri kaşır, kalbinde hasta olanlar, müteşabih ayetler var ya böyle açık olmayan, derin manalı, onları kaşır. Aynen bunun gibi de cemaatta marazı kalbi olanlar da ihtilafi mevzuları kaşırlar ve fitne ateşini yine canlandırırlar. Bilmez ki fitneyi çıkarını istisna yapmadan yakar. Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Bir cilt Kur'an, 70 cilt kitap yazıldı diyor ustad. Bir paragraf okuyorsun Hasan, bir saat konuşuyorsun Hasan. Çünkü niye? Risale-i Nur'un camiyetindendir. Sen de konuş. Okumuyorsun ki konuşasın, tefekkür etmiyorsun ki konuşasın. He bak, fitne
İlk önce çıkaranı yakar. Bak Kur'an'da cari olan kim ayeti Allah diyor kalbinde maraz olanlar, hasta olanlar müteşabi ayetleri kaşırlar. Açık olmayan benzetme yapılmış müteşabi de o ayetleri kaşırlar. Hangi ayetlerdir? İçtihadi meselelerle uğraşırlar. Namaz kıl, oruç tutu, onları insanlara televizyonda anlatmazlar. Orucu teşvik etmezler. Namaz kılmayan bak ayet böyledir. Yani içtihadi meseleler var ya içtihadi. Onları ele alırlar. Bu Kur'an'da böyle olduğu gibi Risale-i Nur cemaati içimizde de aynen bunun gibi de cemaatta hasta olanlar, kalbine hasta olanlar, bunları içinde yaşayan benim gibi adam bilir bunu. Siz bilemezsiniz. Ne kadar dahil de olsanız. Çünkü bilemezsiniz. Ben ta kökeninde olduğumda aynen bu kanunu burada uyguluyorum. Cemaat içinde de marazı kalbi olanlar, hasta olanlar, bağnaz olanlar da cemaat arasın, gruplar arasındaki anlayış farklılıklarını kaşırlar. Öne çıkarırlar ve her tarafta anlatmaya çalışırlar. Bunlar fitnedir. Bu fitne çıkaranı ki Allah Resulü fitneyi çıkaranı Allah lanet etsin diyor. Lanetlenen kişi dünyada da yanıyor. Çünkü kafa Nemrut'un ateşidir. İbrahim'i buraya attı. Nemrut'un ateşi burada. İbrahim ne ile çıktı buradan? Ne bilen? Tefekkür ve şefkat. İbrahim'i meşref. İbrahim'i duruş. İbrahimleşirsek dima ateşinden, cehennem ateşinden kurtuluruz. Tefekkür ve şefkat. Tefekkür seni senden çıkarıyor. Şefkat bulunduğun cemaattaki o kısacan kişiye şefkat etmek. Seni de o ateşten çıkarıyor. Şefkat seni zinadan da koruyor. Gördün açık saçık bir kızı? Olan lanet olsun şu kemalistlere, bu zındık komite, İngiliz komitesine, benim bacıma, Müslüman evladını bak ne hale getirdi. Ya Rabbi bunu kurtar. Allah'ım buna merhamet et. Ulan ne yapıp da ben bu kız çocuğuna, kıza veya bu hanımefendiye Risale-i Nur'u nasıl versem demek şefkattir. O şefkat ona şehveti değil merhametimizi uyandırır. Delili, mesela fiili delili, Eskişehir hapishanesindeyken, hapishanedeyken karşısında lise mektebinin avlusuna baktı usta, kızlar erkekler raks ediyordu ve ağladı onları görünce. Değil mi? Niçin? Şefkat şehvetini örttü, acımaya inkılap etti. Baba niçin kızına şehvet duymaz? Şefkat var. Örtmüş onu. Nesini görürse görsün. Uyanmaz. Annesine de öyle. Diş dünyamızı, bulunduğumuz cemaatı bizi fitne yapmamıza, fitnelere duçar olmamıza, onu yargılayıp sorgulayıp dişlememize mani olan şefkat-i mutekabile, şefkat-i cinsiye gibi şeyler. Şefkatimiz bizi koruyor. Dimağımızı da bizi bizden kurtaran, aktif eden tefekkürdür. Seni sana unutturan okumaktır. Okumak tefekkür, tefekkür dima cehenneminden kurtuluştur. Tefekkürü imanı yapamayanların hiçbirisinin, hiç ama hiçbir tanesi, %1 bile vermiyorum, tefekkürü olmayanın dima ateşinden, cehennem ateşinden, bu ateşten çıkamaz. Yol yok çünkü. İbrahim'in kurtuluşu iki sıfattır. İsmi Hakim, ismi Rahim. Tefekkür ve şefkat. İbrahim-i Meşrep 720 küsürde anlatıyor şu anlarda. İbrahim-i Meşrep. İbrahimleşiniz. Musa sünnet-i seniye, şeriatçı olunuz. Ne olur ondan sonra? Firavun'un suyundan boğulmaktan kurtulursunuz. Vücudun %76'sı su değil mi? Firavun. Ustad ne diyor onun için? He? Firavunluk damarına darbe vurur diyor. Oruç insanın firavun, Nemrut demiyor. Firavun. Firavun nerede boğuldu? Neyin simgesidir? Deniz ve su. %76 su değil mi? Oruç suyun unsuruna darbe vuruyor. Kimse oruçta
acıkma derdi yok, susama derdi var. Çünkü niye? Oruç insanın firavunluk damarı, yani bedenselin %76'sına darbe vuruyor. Şeriat'a uyar. Ya çok acayip ya peygamber kısaları. Son cümlemiz, tevazu haset edilmeyendir. Birisi tevazu yaptı, ahlanma. Ben de böyle tevazu olsa pek eden yoktur. Varsa çok hakikaten kamil insan olur. Tevazu haset edilmeyendir. Tevazu sahibi bunu yapamıyor, ihtiyaç duymaz. Tevazu sahibi bunu yapmaya ihtiyaç duymaz. Tevazu yapmaya çalışan riyakardır. Çünkü doğasından gelmiyor. Yalandan yapıyor. Belli oluyor. Estağfurullah. Estağfurullah kardeş ya. Estağfurullah. Arkanı dönünce şöyle diyor. Boşun devrilsin seni. Sahide hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Boşun boşun devrilsin. Bizden değil ha. O bizden değil. Çünkü öyledir. Bak tevazu sahibi bunu yapmaya ihtiyaç duymaz. Çünkü öyledir. Mesleğinden çıkarttım. Tevazuya niyet olmadığına delildir. Demek ki bir şeye niyet ediyoruz. Namaza niyet ediyoruz. Namazın dışındasın demek. Niye? Namazın içinde namaza niyet edilir mi? Öyle göstermeye çalışan tevazu sahibi değildir demektir. Burada kesiyorum sevgili arkadaşlar. Tamam. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selevâtu.